Dilmine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, çok efsane, bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoyu çekebilmek için Antalya'dan kalktık, İstanbul'a geldik ve arkamda görmüş olduğunuz dükkanı bulduk. Şimdi siz bu dükkana bakarken ne olduğunu anlamıyorsunuz. Ama birazdan göreceklerinize harbiden hayran kalacaksınız. Bir para kasası yaptırıyoruz. Para kasası Saydam. İçine binlerce lira para dolduracağız ve sizlerin önüne atacağız. Para kasasını kıran içindeki parayı alır. Antalya'da bu malzemeyi bulamadığımız için buraya geldik. Aradığımız malzeme hem saydam olacak hem de kırılmayacak. Böyle bir şey istiyoruz. Parayı koyduğumuz zaman balyozla vuran adam kıramaması lazım ki kasayı para direkt gitmesin. Para birikmeye devam etsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız usta? Usta kolay gelsin. Eyvallah. Hoş geldin. Kolay gelsin. Eyvallah. Nasılsınız? Ne var ne yok? Sağ olun. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi takipçilerimize şunu bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar aradığımız malzeme bu. Abi malzemenin ismi ne? Solit. Bu malzeme hem saydam hem de kırılmaz. Yani polis kalkanlarında, işte uçakların ön gövdelerinde falan kullanılan efsane bir malzeme. Bundan bir kasa yaptıracağız. İçine de para dolduracağız. Nereye vurayım bunu bir test edelim. Herkes görsün. Şuraya vurabilir miyim? Sert dur lan. Oğlum son gücümle vuruyorum. Ha vur vur vur. Oh elim acıdı. Gördüğün gibi hiçbir şekilde kırılmıyor. Zaten izleyicilerimizin eline balyoz vereceğiz. Diyeceğiz ki al baba bu balyozla bu kasayı kırarsan içindeki para senin. Ustalar malzememizi şöyle hazırladı. Bunu keseceğiz ve bundan bir kasa yapacağız. Hadi başlayalım. Küp yapmak için 6 tane plakaya ihtiyacımız var. Bunun üzerinde şeyler var, bantlar. Birazdan bunu çıkarttığımız zaman bunlar da saydam olacak. Devam ediyoruz. Beş tane oldu, son bir tane lazım. Altı. Bunun ortasına da böyle küçük bir delik açalım, kumbara gibi. Oradan insanlar içerisine para atıp yarışmaya katılabilsinler. Hadi devam. Nerede keseceğiz abi? İçeride. Yasir abi gel. Sen onu aç da bana getir. Şimdi para kasası yapacağımız için üst tarafına böyle bir çentik atacağız. Yarışmaya katılmak bedava değil öyle. Parayla. Arkadaşlar önce iş güvenliği. Kasayı artık böyle birbirine yapıştırmak için yukarıya çıkıyoruz. Atölye yukarıda. Parçalar hazır. Parçaların köşelerini gördüğünüz gibi şöyle kestik. Birbirine oturup yapışsınlar diye. 45 derece açılı kesmişiz. Usta öyle söylüyor. Asıl olay şimdi belli olacak. Şunu mu? İç tarafı. Tamam. Rahatlatma videosu. Olur da bu kasa kırılırsa. Evet. Kırılmaz değil mi? Kırılmaz. Çünkü gerçekten kırılırsa gitti oğlum. İlk videodan kırılırsa bitti bu. Yani biz bittik. Çok para koyacağız da içine. Kırılmaz. Ben 100 parçayı vurdum yani. He? 100 parçayı vurdum. Kırılmadı. Parçayı alıp böyle... Hatta şeyler çekmişten vurdum. Birbirine ekleneceği için. Vurdum kırılmadı. O ekkeller önemli. Yani kırılacağını sanmıyorum. Abi kırılırsa olay bitiyor. Hayır şimdi bak bunu yapsın. İçinde bir sürü para koyacağız. Bak şimdi bir şey diyorum sana bak bunu yapsın. Buna balyozdan vuralım tamam mı? Tamam. Yani siz tamam. Daha... Bir vurduk, iki vurduk. Bak bakın bir saramına bakın. Tamam balyoz nereden bulacaklar ya kanka? Bu malzemenin kırılmasına imkan yok yani. Tamam. Kırılmaz. Bundan benim kalbime tamam. Taktırabiliyor muyuz abi? Ooo. Yak. Bak sigara kendiliğinden. Şimdi ilkokulda böyle kağıttan çizip küp yapardık. Onun bildiğin solitten malzemeden çıkartıyoruz. Usta bantlıyor. Birazdan yapıştıracağız ve para kasamız ortaya çıkacak. Siftah bismillah siz de atarsınız iş beş bir şeylere. Sen giderken verme de. Bu malzeme çok zor bulunan bir malzeme olduğu için fiyatı da çok pahalı. Kasa yaklaşık 1000 lira tutuyor. Ve bu kasayı da yapabilmemiz için bir sponsorumuz var. Sponsorumuza buradan teşekkür etmek istiyorum. Fatih abi, Türkiye'nin yerli ve milli ilk oyuncu koltukları firmasının sahibi Fatih Bey, X-Drive markası. Onlara buradan çok selamlar, teşekkür ediyorum bu fırsatı bize sağladığınız için. Usta bu Japon yapıştırıcısı mı? Hayır bu bunun kendi yapıştırıcısı. Allah aktu. Dur ben kaldırayım.
Çok iyi kaldırırım. Usta elini korkak alıştırma, yapıştırıcıyı bol sür. Yok. Orada olmaz o. Korku yok kırılır diye. Siz o kadar. Bunun şeyini gördünüz mü? Neyini? Dış versiyonunu gördünüz mü? Yani böyle bir şeymiş, bir şey mi yoksa ürettin mi sen bunu sadece? Yok, bizim fikrimiz. Ya biz normalde para kasası alacaktık. Büyük para kasaları var ya. Ondan alalım, millete kırdıralım dedik. Şimdi içi görünmüyor. Bir ton ağırlığında. Kaldıramazsın, taşıyamazsın. Sonra böyle bir malzemenin varlığından da haberimiz yoktu. O kasanın içinde şey var biliyorsunuz değil mi? Taş var. Beton var aynen. Şimdi sonra dedik ki kırılmaz cam yaptıralım, kırılmaz camdan yaptıralım falan. Cam meğerse kırılıyormuş, tuz buz oluyormuş. Ama mesela kurşun geçirmez cam kırılıyormuş. Ama karşısına geçemiyorsun. Tuz buz oluyor. Bizim için tuz buz da olmaması lazım. İçindeki paranın gözükmesi lazım. Ben sana bunun testini gösterdim aşağıda. Vurdum. Kırılmadı. Ondan sonra plexi diye bir malzemenin varlığından haberdar olduk. Ama plexi kırılıyormuş. Ondan sonra en son gele nereye geldik? Solite geldik. İnşallah kırılmaz. Kırılırsa da Yasir abi öder artık. Ha ben niye ödüyorum? Ustalar ödesin. Hayır şimdi bak, şu usta ben... çok kırılmaz diye anlattı. Anlattı. Şu usta anlattı. Siz şahitsiniz bu adam kırılmaz dedi. Test etmedin mi? Test ettim yani. Kalite kontrol testi var ya, kırılmaz cam testini biliyor musun sen? Abi bu kaç dakikada kurur? Ya bu 10 dakikada kurur ama kemikleşmesi 24 saat sürer. 10 dakika sonra, 15 dakika sonra. Ya şu an abi, saat 1 falan. Bizim 5'te uçağımız var, Antalya'ya geri döneceğiz. Uçağı alırlar mı bunu yanımıza? Onu sorun. Nasıl alacak? Almazsalar da valizin yapma. İçine falan koyup bir şekilde götüreceğiz yani bunu. Arkadaşlar şimdi ben bu kasayı hemen yaptırıp alıp gidebileceğimizi düşünüyordum ama bunun bir kuruma süresi varmış. O yüzden videoyu Antalya'da devam ettireceğiz. Güzel kasa oldu bence. Sence Berat? Şeyi çıkacak mı şeffaf şeylerini? Tabii. Onları çıkartacağız, şeffaf bir şekilde görünecek. Daha sonrasında yanda açtığımız kesikten de paraları atacağız içine. Biz de temenni ediyoruz ki küp kırılmaz. Kırılırsa çünkü sıçtık. Kırılmaz. Kırılmaz. Ben eminim kırılacağını. Şunlar tamam. Sökülecek yani, anladın mı? İçi görünecek, içindeki para gözünecek. Şurada da yazdığımız yazı var içinde delimine. Şu an belli olmuyor ama tam karşıdan güzel görünecek. 24 saat geçmesi gerekiyormuş yeri atmamız için. O yüzden kutumuz hazır. Antalya'da görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda Antalya'ya döndük ve gördüğünüz gibi cam küpümüz, kırılmaz camdan olan küpümüz hazır. Arkadaşlar biz bunun etrafına tahtalar koyup ortaya sadece bir cam koysaydık onu 2 dakikada da halledebilirdik. Ama biz tam bir kasa şeklinde olsun diye şu arasına özel bir solüsyon sürdürdük ve bunun tek parça haline gelmesi için birkaç gün bekledik. Şu an kasamız hazır. 50.000 TL var çantamda. 50.000 TL'yi kasanın içine atacağız. Tabii ki başta kendimiz deneyeceğiz. Kırılıyor mu kırılmıyor mu diye. Hemen kolayca kırılıyorsa 50.000 lirayı çöpe atmamak için. Ama eğer kırılmıyorsa ve kırılmadığına gerçekten güvenirsek bununla beraber sokaklara ineceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi sürekli antrenman yaptığım, sürekli videoları çektiğim Hangar Bootcamp'tayız. Siz bu salonu çok iyi biliyorsunuz. Daha öncesinde işte burada çivili yatağa yatma videosu çektik, Survivor klibimizi çektik. Bir sürü video çektik burada. Birçok YouTuber bizim başlıklarımızı ve içeriklerimizi birebir alıp kopyalıyorlar, çalıyorlar. Olsun, onlar çalmaya devam etsinler. Biz de üretmeye devam edelim. Bence doğru tercih. Çalın, çalmaya devam edin çünkü inşallah siz de benim gibi büyürsünüz. Devam ediyoruz. Şimdi kutumuz hazır. Ketibe. Şimdi bunlarla birer kırmaya çalışacağız. Bazı malzemelerimiz var. Ve bunlarla bayağı sağlam demir çubuklar, işte tırmıklar, sopalar falan. Balyoz var mı hocam? Var. Balyoz kırılır. Var. Kırılır. Bunlarla beraber işte artık kırılıyorsa sokağa çıkmayız. Kırılmıyorsa çıkacağız. İnşallah kırılmaz kolay kolay. Ve içindeki para daha fazla birikir. Çok fazla para dolduracağımız için yanımıza arkadaşlarımdan yardım istiyorum. Paramız çantada. İlkini ben atıyorum. Şöyle göstereyim paramızı. Şurada Şanlı Atatürk var. Şurada da Buharizade Mustafa Efendi var. 100 TL, 100 liralık ve 50 liralık. 100 lira ilk defa gördüğü ne kadar belli değil mi? Alkışlarınızla paramızı atıyorum. Şimdi çok fazla para var içerisine. Hızlı bir şekilde biz doldururken siz izlemeye devam edin. Şimdi paralarımızı gördüğünüz gibi attık. Son biraz daha kaldı, onu da atalım. Son paramızı attık. Evet. Gördüğünüz gibi yaklaşık
50.000 TL var şu an kasamızın içinde. Şimdi şöyle yapalım. Seviyeyi yavaş yavaş artıralım. Bakalım neyle kırılacak. O zaman bayanlar önden değilim mi? Buyurun efendim. Tahta mı? Tahta. Son gücünle geçir. Kasanın içerisine 50.000 TL koyduk. Ve şu an kırılmazlık testini yapmaya başladık. Bir kırılırsa fabrikadaki abilere çok fena. Siz de benimle beraber ne yaparsınız? Teşekkür edersiniz. Çünkü parayı alacağınız için kırınca. Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Oo! Elini açtı değil mi? Hayır. Doğru söylüyor. Vallahi acımadı. Geçiriyor. Hazır mısın? Bence biraz geri çıkayım. Geçiriyor. Hayır. 3, 2, 1. Oo! Sopanın kalınlığına bak. Şimdi getiriyor. Beyler ve bayan. Evet. Bize tahta sopadan hayır gelmedi. Bu kasayı ne yapacağız abi? Aha kırıldı mı lan? Dükkanı yıkmadan at abi. Abi kibar atıyorlar ya. Kibar atıyorlar. Kafana sektiler. Demir sopayla değil balyozla gömdüm mü ben bunu kırarım baba. Birazcık kızardı. He? Birazcık kızardı mı bu sen? Ben bunu demir sopayla direkt kırarım balyozla. Hazır mısın? Hadi. Vuruyor. Vur bakalım. Vallahi bir çatlak bir çatlak var. Çatlaması önemli değil. Kırılmıyor anladın mı? Ha çatlıyor ama kırılmıyor. Evet. Yani mesela muşta getirmiştik ondan vursana. Muştayla. Nerede? Muşta cebimde. Muştayla normalde bir insanın ağzına vursanız, bunu ben kolye olarak kullanıyorum. Normalde muşta kullanmak yasak. İçeriğime hırsızlık yapıp çalanlara da bununla girişeceğim yakında. Vuruyorum. Haydi bakalım. Vur vur vur. Elim acıdı. Harbi mi? Vallahi elim acıdı. Şunu çıkartayım dur. Ah. Abi şu an. Şimdi bak hasar alıyor. Hasar alıyor, çizik oluyor. Ama kırılmıyor. Kırmak zor. Siz şahitsiniz bu adama kırılmaz dedi. Bu malzemenin kırılmasına imkan yok yani. Test etmedin mi? Test ettim yani. Kırılmaz değil mi? Kırılmaz. Kırılmaz. Biz de temenni ediyoruz ki küp kırılmaz. Kırılırsa çünkü sıçtı. Kırılmaz. 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 Ben eminim kırılacağım. Beyler ve bayanlar. Demek adamlar ki deneyemedi bile lan. Bir dakika, demek ki kırılmaz değilmiş. Buradan fabrika sahibine sesleniyorum. Bu ne? Hani kırılmazdı lan? Kaç para verdik biz buna? İyi ki de sokağa çıkmadık. Şu an hayal kırıklığı ve hüsran yaşıyorum. Çok kolay kırıldı. Şey diyorum kendi kendime. Ulan diyorum o kadar para verdik, yaptırdık. İçine de bu kadar para koyduk. Şimdi bu zaten kırılmayacak. Adam bize diyor ki hayatta kıramazsınız. Diyor ki gel diyor F-16 ile gir kırılmaz diyor bize. Hani F-16 ya? İyi ki de sokağa çıkmadık Yasir abi. Ne diyorsun? Tak diye kırıldı. Allah'tan kendim kırdım. Kazanan ben oldum. Arkadaşlar siz kırsan mesela düşün ki ilk darbede sen kırdın tahtayla. Küt diye kırıldı. Ama şeyi vermen gerekiyordu. İşte sıra gelmedi size. Yani şöyle söyleyeyim, bu kasa kırılmıyor diyenler yalan söylüyor. Çünkü gördüğünüz gibi kırılıyor. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Videomuza like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi klasik bir YouTube video bitirişi yapmayacağım. Abi içeriklerim çalıyorlar ya. Lütfen bana destek olun. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eyvallah.